Salih Tuna, Nazlı Hanım'ın siyasi botoksu ve HDP. Efendim üzerinize afiyet, bendeniz geçen hafta sağlık sorunları nedeniyle hem huzurlarınıza çıkamadım hem de gündemden uzak kaldım. Haliyle Nazlı Ilıcan HDP'ye oy vereceğini köşe yazarı arkadaşların arşiv yazılarından öğrendim. Şok oldum. Nazlı Hanım'ı vaktiyle botoks yapmış halde televizyonda gördüğümde bile bu kadar şok olmamıştım. Aslında ne yapıp ettiği hayli zamandır ilgimi çekmiyor. Birkaç yıl evvel kıyısından köşesinden şöyle bir değinince benimle dalga geçiyor diye şekvacı olunca o gün bugündür hiç ilişmedim. Zaten babam da dokunma ona diyordu. Zamanla düzelir. Lakin zamanla daha da kötüye gitti. Neyse, sağlık olsun. Gerçekten de konu vahim olmasaydı yine ilişmeyecektim. Nazlı Hanım'ın HDP'ye oy vereceğini açıklaması öyle 70 yaşında botoks yaptırmasına benzemez. Bu tabiri caizse siyasi botoks girişimidir ve öncelikle HDP için çok ürkütücü bir gelişmedir. O kadar ki komplikasyonları beklenmedik felaketlere neden olabilir. Zira Nazlı Hanım'ın açtığı yoldan yürüyenler çıkabilir. Neden olmasın? Mahut çıkış siyasi mi sanki? Sonuç itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve AK Parti'ye duyulan alerjinin tezahürü değil mi? Nazlı Hanım'ın bu konuda yalnız olmadığı da hepimizin malumu. Demem o ki bir Emin Çöleşan veya bir Yılmaz Öz dilde çıkıp biz de HDP'ye oy vereceğiz derse ne olacak? Bilebildiğim kadarıyla Cihangir eşrafı da gayet hareketli. Alayının ortak paydası da AK Parti'yi alaşağı etmek. Doğu kökenli herkese kro muamelesi yapan kimi beyaz Türkler bile bu zıpçıklı konsorsiyumda kendine yer edinmiş durumda. Ne kadar tuhaf değil mi? Kürt meselesini baldıran zehiri içmek pahasına çözmeye kendini adayan Sayın Erdoğan'a bedel ödetmek isteyenlerin HDP üzerinden bunu gerçekleştirme gayretlerinden daha tuhaf ne olabilir? Efendim? HDP'nin de bu gayretleri şu veya bu şekilde arkalaması, dahası coşkuyla karşılaması mı? Nazlı Ilıcak gibilerin maksatları belli. HDP'yi parti olarak seçimlere girmesi için daha bir cesaretlendirmek, coşku vererek baraja aşacaklarına inandırmak. Hesap şu, şayet HDP baraja aşarsa AK Parti doğuda daha düşük sandalye alacak. Hesap edemedikleri de şu, HDP baraj altında kalırsa AK Parti doğuda tulum çıkartmış olacak. Belki de bu sayede tek başına anayasayı değiştirebilecek sayıya ulaşmış olacak. Bilemiyorum bu sefer de HDP'nin mecliste temsil bulamamasının istikrarsızlığa yani çözüm sürecinin zeval bulmasına neden olabileceği beklentisine girebilirler. Cibilliyetleri yeni Türkiye'nin aleyhine olabilecek her duruma müsait çünkü. O değil de HDP'nin sosyolojik tabanı mezkur siyasi botoksa ne diyecek? Taban önemli. Hiç önemli olmasaydı paralelci takımıyla işbirliği yaptıklarını faş eden CHP'li milletvekili Birgül Ayman Güler'i CHP apar topar ihraç eder miydi? Cemal Hasan'ın adı da son günlerde HDP'den milletvekili adayı olarak geçiyor. Oysa 17 Aralık darbe teşebbüsündeki müthiş performansıyla Tuzluk Partisi Genel Başkanlığı'na daha bir yakışırdı. Hayır yani neden hedefe? Barış sürecine yahut silahların susmasına karşı çıktığı için mi? Soru şudur. Yarın öbür gün HDP'den birileri çıkıp partimizi Nazlı Ilıcaklar'ın oy verecekleri yandan çarklı tuzluk partisi haline getirdiniz dediğinde CHP'de olduğu gibi o birileri mi ihraç edilecek yoksa Öcalan'ın seni liderliğe hazırlıyorlar dedikleri mi? Salih Tuna, Yeni Şafak